Evet, devam ediyoruz şimdi. Galatasaray'ın gündemini Serhan Türk'le değerlendireceğiz. Galatasaray Yeni Malatyaspor mücadelesine nasıl hazırlanıyor? Detaylar neler? Serhan Türk bizlerle birlikte değerlendiriyor olacak. Günaydın, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Günaydın, iyi bayramlar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Serhan Türk. Tabii gazete manşetlerinde bugün Florya'nın almış olduğu önlemler, hazırlıklar sayfalarda yerini almış. Yeni Malatyaspor mücadelesine nasıl hazırlanıyor Galatasaray? Takımı geriden gelen her zaman avantajlıdır. Galatasaray bu avantajını kullanabilecek mi Serhan Türk? Evet, Galatasaray biliyorsun finallerin takımı. 6'da 6 parlosuyla çıkan, son 6 maçına çıkan Galatasaray 5'te 5 yaparak 6. maçını oynamasını bekliyoruz. 6-6 yaparak Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek ve aynı zamanda da gol avarajını sıfırlamak için hücum yollarında çoğalmayı bekleyecek Galatasaray. Tabii ki Galatasaray'da şöyle bir durum daha var. Bu sene sürekli kamplarını aynı gün yaptı, maç günü yaptı kamplarını. Ama alışkanlık, gelenek değişti ve Galatasaray dün akşam 18'de yaptığı antrenmanda kampa katıldı ve maç saatini bekliyor. İçeride tam bir konsantrasyon hakim. Herkes kendi işini yapıyor, kendisine bakıyor ve Beşiktaş'ın maç kaybetmesini hiç kafalarına da takmayacaklar. Kendi maçlarını kazanmayı düşünecekler. Buna göre hem takım içerisindeki Arda Turan hem de teknik heyet pür dikkat kendilerini Yeni Malatyaspor'la oynayacakları maça verdi diyebiliriz. Aynı zamanda ligin kaderinde sarı kırmızı renkler belirleyecek. Çünkü hem Göztepe hem Yeni Malatyaspor hem Galatasaray'ın renkleri sarı kırmızı olduğundan dolayı Galatasaray kazanırsa sarı kırmızı renklerin cümbüşüyle devam edecekmiş gibi gözüküyor. Tabii ki şunu da görmek lazım. 2018-2019 sezonunda Erzurum maçı sonrası yönetilen bir soruya 8'de kapanırız, 18'de kapanır diyen Fatih Terim. Bu sezonda da 1-1 sona eren Trabzonspor maçı sonrası, o maçta da biliyorsunuz 96-6'da Emre Akbaba golünü atmış ve Galatasaray'a hayat öpücüğü vermişti. Bu bir puan çok önemli demişti. Evet, bir puan çok önemli hale geldi ve Galatasaray'ı şu an şampiyonlukta tutma noktasında. O yüzden Galatasaray hem yönetim kanadında, hem camia kanadında, hem futbolcu kanadında konsantrasyonu bu sene son 90 dakikaya yaydı. Ve son 90 dakikaya oynamak için futbolcular sabırsızlıkla bekliyor diyebiliriz. Hemen tabii şunu daha sormak istiyorum. Yeni Malatyaspor mücadelesinde nasıl bir kadro sahada olacak? Fatih Hoca'nın Emre Akbaba ve Arda arasında henüz tercihini yapamadığı gelen haberler arasında Falcao oynamak istediğini hocaya bildirdi. Ama buna rağmen Fatih Terim Mustafa Muhammed'den yana mı kullanacak tercihini? Kadroya dair son gelişmeleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle söyleyeyim, tabii ki şu an için bir Arda Turan'da bir 11 düşünülüyor ama maç saati tabii ki değişebilir. Falco ile ilgili şöyle bilgiyi verebiliriz. Falco artık bitti, yani şöyle bitti. Oynamayacak, yırtığı var ve maç kadrosunda da olmayacak. Mustafa Muhammed, Halil Derviş, Dervişoğlu ve Babel forvette çözüm arayacak. O da şöyle olacak. Onyekuru, Babel ve Mustafa Muhammed olacak ve gol yollarının çoğalmasını bekleyeceğiz Galatasaray'ın. Daha sonrasında ise Halil Derviş hamle öncüsü olarak takımı rahatlatacakmış gibi gözüküyor. Muhtemel 11'imiz bir önceki kadroyla muhtemel 11'le aynı örtüşse bile Galatasaray bu maçta aynı 11'le çıkacak. Sadece Mustafa Muhammed ileride Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Hatta muhtemel 11'de şöyle verebiliriz. Kalede Mustera, sağ kanatta Yedlin, stoper bölgesinde Dong Marka, solda Saracchi, önlerinde Taylan Jetson, Arda Turan, Babel, Onyekuru ve forvette ise Mustafa Muhammed'i bekliyoruz. Ama tabii ki maç saatinde bir değişiklik de olabilir. Galatasaray full çoğalıp çok fazla gol bulmanın peşinde. O yüzden de Onyekuru, Babel, Mustafa Muhammed'e bu maçta çok fazla iş düş çekmiş gibi gözüküyor. Ve şunu da sormak istiyorum tabii. Yarın oynanacak bir şampiyonluk maçı var. 90 dakika sonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli olacak.
Çok kritik bir 90 dakika. Diğer yandan futbolcular tam olarak bu maça konsantreyken Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bu maçla birlikte çok bitecek. Çok fazla isim var kimlerle yol ayrımına gidilecek, kimlerle devam edilecek. Ya da Gedson Fernandes Galatasaray taraftarının özellikle son haftalardaki performansıyla, gelişiyle zaten heyecanlanmıştı sarı kırmızılı taraftarlar. Ve göstermiş olduğu performansla da o heyecanları katmerlendi. Takımda kalmasını çok istiyor taraftar. Gedson'la ilgili bir hazırlık var mı? Evet, her maç bir yıldız çıkıyor ve bu yıldızın tabii ki sözleşmesi ya Galatasaray'da hakları olmuyor ya da kiralıkla gelen futbolcular oluyor. Bunlardan birisi Gedson Fernandes. Galatasaray'ı son 6 haftadan beri Galatasaray'ı şampiyonluk yoluna taşıyan ve büyük işler yapan Gedson'dan bahsediyoruz. Gedson Galatasaray'da oynamak istiyor. Fatih Terim de Galatasaray'da olmasını istiyor. Öyle bir durum ki Fatih Terim'in sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Gedson'un sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Ama Fatih Terim tabii ki Rui Costa ile ikili görüşmeleri yaptı ve Gedson'un bir sene daha kalması yönünde bir talepte bulundular. Şu an için kulübü sıcak bakıyor. Bir sene daha Gedson'un Galatasaray'da kalması gibi durum söz konusu. Ama tabii ki bu da yönetimin yapmış olduğu transfer politikasına göre netleşecek. Ama şu anki öncelik tabii ki Gedson Fernandes. Önceliklerden bir tanesi maaş yükünden de kurtulmak ve en azından yeni gelecek transferlerin de önünü açmak açısından bakarsak Falcao ve Fegüli ile yollar ayrılacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Falcao'nun aldığı 5 milyon euro, %10 indirim yaparak 4,5 milyon euro para alan Falcao, 3 milyon 750 bin euro alan bir Fegüli Galatasaray'dan ayrıldığı takdirde hem Galatasaray'ı rahatlatacak hem de maddi olarak bir kazanım olacak. Diğer tarafta tabii ki buralardan gelen paraları Galatasaray tabii ki Gedson Fernandes'e kullanacak, Halil Dervişoğlu'na kullanacak ve Mustafa Muhammed'le Onyekuru'ya kullanmak istiyor. Mustafa Muhammed'in zaten sezon sonu 31 Aralık'a kadar bir opsiyonu söz konusu. 4 milyon doları yatırdığı takdirde Mustafa Muhammed Galatasaray'ın topçusu diyebiliriz ve ki bunda eğer Falcao ayrılırsa öncelik olarak görebiliriz ki Falcao'nun da satılması için kulüplere haber gönderildi diyebiliriz. Diğer tarafta tabii ki Onyekuru'nun da bir bonservisinin alınması söz konusu. Opsiyonu o da Galatasaray'da olduğundan dolayı. Onun için de bir çalışma yapılacak ama önceliklerden bir tanesi de Halil Dervişoğlu olacak. Brentford'la masaya oturuldu ve pazarlık başladı. 2 milyon Euro bandında açıldı. Brentford'un istediği fiyat 3,5 milyon euro bandında. Onun için de tabii ki bir görüşme olacak. Fatih Terim hiç ayrılmayacakçasına transfer görüşmelerini hallediyor. Buna göre ekibini yönlendirdi. Göreceğiz bakalım neler gelişecek. Çünkü Galatasaray'da bir seçim süreci var. Seçim sürecinden sonra da bir Galatasaray'ın kamp sezonu ve şu an için bir Şampiyonlar Ligi önleme süreci olabilir Galatasaray'ın. Bundan dolayı sezon erken başlayacak olan takım ilerleyen en kısa zamanda da takımını oluşturmak zorunda. Peki şunu da sormak istiyorum. Tabii Galatasaray'da çok fazla seçim takip etmiş, kongre takip etmiş tecrübeli bir gazetecisiniz. Mustafa Sayın Başkan açıklama yapmıştı ve demişti ki bu şartlar altında başkan adayı olmayacağım. Şimdi yeni seçim tarihi belli olacak ama ben şunu sormak istiyorum. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinde o altını özellikle çizdiğimiz ve dikkat çeken kelime bu şartlar altında. O şartlar değişirse ve Mustafa Cengiz aday olursa siz şaşırır mısınız diyerek ben hemen son soruyu sorayım. Ben hiç şaşırmam çünkü Mustafa Muhammed gerçek şey pardon özür Mustafa Cengiz. diliyorum. Hiç şaşırmam Mustafa Cengiz Başkan Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkıyor ve bütün enerjisini Galatasaray'a veriyor. Ben şuna inanıyorum. Eğer Galatasaray tabii ki seçim takvimi yeniden bir seçim takvimi söz konusu. Bunun ilanı ve daha sonra adayların listesini vermesi için bir süre olduğunda Galatasaray yönetiminden mutlaka birisi çıkacak. Bu başkan olabilir. Başkanın yönetiminde olabilir. Şu an için 4 aday söz konusu. 5. aday Mustafa Cengiz de olabilir. Mustafa Cengiz yönetiminden bir aday da çıkabilir diyelim. Çünkü Mustafa Cengiz bence Galatasaray'da başkanlığını devam ettirmek istiyor.
Tabii ki şartlar değişir diyoruz. Şartlar nasıl değişebilir? Galatasaray şampiyon olabilir. Ya da iyi bir şekilde maçı bitirir. Çünkü şu aşamada şöyle oldu Ceyda Hanım. Galatasaray taraftarıyla barıştı, camiasıyla barıştı. Oynadığı futbolla herkesi büyüledi. Bu açıdan baktığımızda sonuçlar iyi olduğu zaman herkes mutlu oluyor. Sonuçlar kötü olduğu zaman da herkes pay alıyor. Şu an sonuçlar iyi ve Galatasaray yönetiminden eğer yeni bir takvim olursa içinden seçime girebilecek bir adayın çıkması da Galatasaray'ı bir nebze olsun iyi olan olayı yönetim kazanında güzelleştirmiş gibi gözükecek. Çok teşekkür ediyoruz Saran Türk. Kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık.